Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda size insanda boşaltım sistemini anlatacağım. Bir önceki videomuzda hatırlayın, boşaltım sistemine giriş yapmıştık, boşaltım atıklarından bahsetmiştik. Şimdi artık hani biraz daha detay kısmına iniyoruz, insanda boşaltım sistemini anlatalım. İlk olarak ben şekilce çizdim boşaltım sistemimizi oluşturan yapıları. Şimdi bunların isimlerini yazalım, daha sonra da bunları teker teker işleyelim. Arkadaşlar şurada bakın, kırmızıyla boyadığım damar böbreklere kan getiren damardır. Kalpten çıkan ve böbreklere kan getiren bu damarlara biz böbrek atar damarı diyoruz. Böbrek atar damarı. Maviyle boyadığım ve böbreklerden çıkıp kalbe kan götüren damarlara da böbrek toplar damarı diyoruz. Böbrek toplar damarı. Şimdi bunlar damarlarımız. Gelelim. İki tane bizim böbreğimiz var biliyorsun. Biri sağda, biri solda. Böbreklerimiz fasulyeye benziyor arkadaşlar biraz böbreklerimiz. Biz hep böbreklerimizi böyle vücudumuzun hani bel kısmında yan taraflarda olarak biliyoruz ama yan taraflarda değil, biraz daha sırt kısmına doğrudur. Arka taraflardadır böbrekler. Böbreklerden idrarın taşındığı kısmı arkadaşlar üreter diyoruz. Üreter. Diğer bir adıyla idrar kanalı. İdrar kanalı yani üreter. Şu kısım idrarın biriktiği yerdir arkadaşlar. Mesane. Yani idrar kesesi. İdrar kesesi. Bir de idrarın dışarıya bırakıldığı yani mesanenin boşaltıldığı yer vardır arkadaşlar. Burası da üretra. Üreter ile üretrayı karıştırmayın. Üreter idrar kanalı, üretra dışarıya atıldığı yer. Buraya da dış idrar kanalı diyoruz. Dış idrar kanalı yani dışarıya atılan yerdir. Şimdi bunların özelliklerini ben teker teker anlatmak istiyorum arkadaşlar. İlk önce bir diyelim, üreter diyelim. Üreter, mesane, üretrayı anlatalım. Daha sonra ise böbreğin yapısına bakalım. Bir diyorum şöyle üreter. Neydi üreterin diğer adı? İdrar kanalı. Arkadaşlar böbreklerde oluşan idrarın mesaneye aktarılmasını sağlıyor. Görevi budur. Sadece görevini yazacağız. O zaman yazalım şöyle. Böbreklerde oluşan idrarın mesaneye aktarılmasını sağlar. Arkadaşlar bunlar çok ince borulardır. Bu yüzden de hani böbreklerde taş oluştuğu zaman eğer ki taşlar bu borulara düşerse, üreter dediğimiz kanala düşerse oldukça sancılı bir zaman geçiyor maalesef. O yüzden böbrek taşı düşürmek çok sancılı bir hastalıktır diyebiliriz. Çok fazla ağrı oluşturuyor arkadaşlar. Çünkü idrar kanalı dediğim gibi çok dar bir alandır. Burada hani geniş çizdiğime bakmayın, oldukça dardır. Bu da böbrek taşını düştüğü zaman ilerlemesini zorlaştırıyor. Gelelim ikincisine, mesane diyeceğiz. Arkadaşlar mesane düz kaslardan oluşmuş bir yapıdır. İdrar burada geçici olarak depolanıyor. Mesane düz kaslardan oluştuğu için ilk başlarda hani çocukluk dönemlerimizde kendiliğinden kasılan bir yapı. Ama sonrasında arkadaşlar işte bu tuvalet eğitimi falan veriyorlar ya, tuvalet eğitimi alındıktan sonra bir süre tutabiliriz idrarımızı ama bir süreden sonra artık dayanılmaz bir hale geldiyse yine istemeden kasılarak dışarıya akacaktır idrar. O yüzden şöyle diyelim, düz kaslardan oluşmuştur. Dediğim gibi çocukluk dönemimizde istemsiz olarak kasılıyor. Büyüdükçe işte tuvalet eğitimi aldığımız zaman ise artık tutabiliyoruz. İstemli olarak kasabiliyoruz arkadaşlar. İdrarın geçici olarak depolandığı yerdir. Evet, mesane bu şekilde. Gelelim üretraya. 3 üretra. Arkadaşlar dış idrar kanalı. Şimdi burada idrarın atıldığı yer burası. Buradan dışarıya çıkıyor. Burada bilmemiz gereken bir şey var. Erkeklerde ve kadınlarda dış idrar yolu yani üretra farklılık gösteriyor.
Erkeklerde üretradan hem sperm hem de idrar atılırken kadınlarda sadece idrar atılıyor arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Erkek üreme sisteminde de söyleyeceğim. Erkeklerde üretradan hem sperm hem de idrar atılırken kadınlarda sadece idrar atılır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Mutlaka sorularda çıkar. O zaman yazalım. İdrarın atıldığı yerdir. Atıldığı yerdir arkadaşlar. Erkeklerde üretradan hem sperm hem de idrar atılır. İdrar atılır. Kadınlarda sadece idrar atılır arkadaşlar. Kadınlarda sadece idrar atılır. Evet, üretra dediğimiz yapı da bu şekilde. Şimdi bir de böbrekleri anlatmak istiyorum size. Böbreklere bir giriş yapalım. Şöyle 4 diyorum. Bakın böbrekleri şuraya anlatacağım. 4 görünsün. Evet. Böbrekler. Böbrekleri biraz daha detaylı anlatacağım için en sona sakladım. Arkadaşlar, böbreği biz damar bakımından karşılaştıralım. Şimdi dolaşım sistemini anlatırken karşılaştırmıştım damarlarını. Ama şimdi tekrardan karşılaştırmak istiyorum. Aklımızda yine bir kalsın. Bakın şu bizim böbreğimiz. Böbreğe bağlı olan iki tane damar vardı, değil mi? Böbrek atar damarı, bir de böbrek toplar damarı. Evet, şu şekilde. Arkadaşlar şurası böbrek atar damarıdır. Yazalım. Böbrek atar damarı. Şurası ise böbrek toplar damarı. Şimdi böbrek atar damarı ile böbrek toplar damarında bazı farklılıklar var. Nedir bu farklılıklar? Bir kere böbrek atar damarında, şuraya yazıyorum. Böbrek atar damarında oksijen fazladır. Çünkü atar damarlar ne yapıyordu? Temiz kan taşıyordu. Daha sonra üre fazladır arkadaşlar. Neden üre fazla diyoruz? Çünkü üre böbreklerden süzülerek dışarıya atılıyor. O yüzden üre fazladır. Bir de atık madde fazladır. Atık fazla. Çünkü atık maddelerde yine ne oluyor? Böbreklerden süzülerek idrarla dışarıya atılıyor. Böbrek atar damarı bu şekilde. Şimdi karşılaştırarak böbrek toplar damarına bakalım. Arkadaşlar böbrek toplar damarına baktığımızda böbrek toplar damarında karbondioksit fazladır. Çünkü böbrek hücreleri kullandı oksijeni ve karbondioksit verdiler. Böylece böbrek toplar damarına karbondioksit gitti. Daha sonra bakın üre burada fazlaydı. Böbrekler bunu dışarıya attı. Ne oldu? Üre az oldu. Üre az. Daha sonra arkadaşlar atıklar burada fazlaydı. Böbrekler atıkları süzdü, dışarı attı. Dolayısıyla burada atık madde ne oldu? Az oldu. Tamamı atılmaz. Tamamının atılmamasının sebebi bizim kanımızda az miktarda zehir bulunmak zorunda. Zehir dediğimiz atık maddeler. Zehir etkisi oluşturuyorlar ya, o yüzden öyle diyorum. Az miktarda bulunmak zorunda ki bizim vücudumuz buna denge sağlasın diye. Eğer fazlalaşırsa, miktarı artarsa o zaman hastalıklar ortaya çıkabilir. Ya da hiç yokken bir anda ortaya çıkarsa arkadaşlar o da bizlerde sorunlara sebep olabilir. Şimdi size bir de not yazmak istiyorum. Bu notta şunu söyleyeceğim. Üre bakımından en zengin ve en fakir damar. Bunu yine dolaşım sisteminde söylemiştim ama burada da tekrar etmek istiyorum. Şöyle not yazalım. Üre bakımından, bakın vücutta üre bakımından en zengin damar hangisiydi arkadaşlar, hatırlayalım. Üreyi hangi organ üretiyordu? Karaciğer, değil mi? O zaman karaciğer toplar damarı en zengin damardır. Karaciğer toplar damarı en fakir damar böbrek toplar damarıdır. Neden? Çünkü böbrekten dışarıya atılıyor. Dolayısıyla en fakiri olur. Böbrek toplar damarıdır. Evet, bu şekilde bizim vücudumuzda üre bakımından en zengin ve en fakir damarı da yazmış olduk. Şöyle bunu bir kutucuk içine de alalım. Diğer kısımlarla karışmasın. Evet, böyle arkadaşlar. Şimdi geliyoruz böbreğin yapısına. Bakın,
Böbreğin yapısını şu şekilde çizdim ben. Dıştan içe doğru hangi katmanlar var? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, böbreğin yapısına baktığınız zaman dıştan içe doğru kabuk, öz ve havuzcuk bölgelerinden oluşuyor. İlk önce bunları yazalım, daha sonra şekil üstünde gösterelim isterseniz. Şöyle diyelim ki böbrek dıştan içe doğru, dıştan içe doğru ne dedik? Kabuk. Kabuk bölgesinin diğer adı korteks bölgesidir. Korteks. Daha sonra öz, yani medulla bölgesi. Medulla. Hatırlayın, bunu endokrin sistemde böbrek üstü bezleri anlatırken kabuk ve öz bölgesinden bahsetmiştik. Böbreklerin üstünde bulunmasından dolayı böbrek üstü bezleri diye isimlendiriliyordu arkadaşlar. Böbreklerle bilgisi yoktu. Onun yapısında da kabuk ve öz bölgesi vardı. Yine böbreklerin yapısında da aynı şekilde. Bir de en içte havuzcuk kısmı vardır. Havuzcuğa da pelvis diyoruz arkadaşlar. Havuzcuk, pelvis olarak kaç ayrılıyor? 3'e ayrılır. Şimdi bu yapıları şekil üstünde gösterelim. Daha sonra ise teker teker ne işe yaradıklarını anlatalım. Arkadaşlar, şurada kırmızıyla boyadığım yapı kabuk bölgesidir. Burası kabuk bölgesi. Şöyle sarıyla boyayıp böyle üstünden siyahla geçtiğim, bakın şu şekillerin çıktığı bölge öz bölgesidir. Öz bölgesi. İçerisinde idrarın toplandığı kısım, şu ortadaki kısım ise havuzcuk bölgesidir. Havuzcuk, yani pelvistir. Şu kısım nedir peki? Böbreklerden çıkan üreter, değil mi? Üreter. Şu arkadaşlar böbrek toplar damarı. Böbrek toplar damarı. Şurası da böbrek atar damarı. Böbrek atar damarı. Size soru sorarken böbreklerin damar isimlerini vermese de ya kırmızıyla boyar, maviyle boyar, mutlaka onların atar ve toplar damar olduğunu belirtir. İsim vermese bile bunu yapmak zorunda. Çünkü burada ayırt edemeyiz hangisi atar damar, hangisi toplar damar. Eğer boyanmamışsa. Eğer boyanmışsa kırmızıyla boyananlar atar damar, maviyle boyananlar toplar damardır arkadaşlar. Şimdi geliyoruz, bir kabuk bölgesi diyoruz ve kabuk bölgesi ne işe yarıyormuş bakalım. Şöyle bir kabuk, yani korteks. Arkadaşlar, kabuk bölgesi böbreğin en dış kısmında bulunan ve idrar oluşumunu sağlayan yapıların çoğunun bulundurduğu yapıdır, kısımdır. O zaman şöyle diyelim. Böbreğin en dış kısmında bulunur. Böbreğin en dış kısmında bulunur. Bulunur. İdrar oluşumunu sağlayan yapıların çoğu buradadır. İdrar oluşumunu sağlayan yapıların çoğu, yapıların çoğu buradadır. Evet, kabuk bölgesinin özelliği bu şekilde. Kabuk bölgesinden sonra geliyoruz öz bölgesine. Dıştan içe doğru gidiyoruz. Öz, yani medulla bölgesi. Medulla. Peki burada ne var? Arkadaşlar, burası kabukla havuzcuk arasında bulunuyor. Bakın zaten söyledik. Şu şekil olarak çizdiğim yerlerde öz bölgesi. Burada nefronun, bakın biz böbreklerde bulunan idrar oluşumunu sağlayan her bir yapıya nefron diyoruz. Nefronun arkadaşlar henle kopu ve idrarın havuzcuğa taşınmasını sağlayan idrar toplama kanalları bulunuyor. Bu kanallar bir araya geliyorlar ve Malpighi cisimciği dediğimiz yapıyı oluşturuyorlar. Zaten size nefronun yapısını anlatacağım. Orada detayına geleceğim. Burada sadece bu yapıların burada olduğunu bilmeniz yeterlidir. O zaman şöyle yazalım. Kabukla havuzcuk arasındadır. Havuzcuk arasındadır. Diğer özelliği için ne dedik? Burada nefronun henle kulpu, bu nefronun yapısını anlatırken bunları göstereceğim. Henle kulpu ve idrar toplama kanalı bulunur. İdrar toplama kanalı bulunur.
Bu kanallar bir araya gelerek neyi oluşturuyordu? Malpighi cisimciğini oluşturur. Yazalım bunu da. Bu kanallar bir araya gelerek Malpighi cisimciğini oluşturur. Evet, bu şekilde arkadaşlar öz bölgesi. Son olarak havuzcuk bölgesini anlatalım. Şöyle 3 diyelim. 3 havuzcuk. Havuzcuk yani pelvis. Arkadaşlar bu bölge idrarın toplandığı, kısa bir süre depo edildiği yerdir. Şöyle yazalım. İdrarın toplanarak üretere aktarıldığı yerdir. Burada toplanıyor, bir süre depo ediliyor. Daha sonra üretere aktarılarak nereye gönderiliyor? Mesaneye, yani idrar toplama kanalına götürülüyor arkadaşlar. İdrar kesesine gönderiliyor. Evet, bu şekilde bizim böbreğimizin yapısı. Bir sonraki videomuzda nefronun yapısından bahsedeceğim arkadaşlar. Bir böbreğin yapısında milyonlarca nefron vardır. Bu nefronların yapısından, idrarın nasıl oluştuğundan bahsedeceğiz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.